Yani tecridi sadece son 28 ayla sınırlı tutmamak gerekiyor. Sayın Öcalan'dan 28 aydır belki haber alamıyoruz ama bu tecrit 1999 yılından beri süregelen bir tecrit. Dönem dönem gevşemiştir, dönem dönem görüşmeler olmuştur ama bir konsept olarak daima varlığını sürdürmüştür. Özellikle çözüm süreci sonrası, hatta öncesinde de bir tecrit vardı hatırlarsınız. 2011-12 yıllarında da Sayın Öcalan'dan haber alınamıyordu. Ciddi bir tehdit ve tehlike altındaydı. Çözüm süreci sonrası 2014'te devletin çöktürme planı olarak ortaya çıkan Kürt halkına karşı yürüteceği savaş sonrası elbette ki bu savaşın bir ayağı olarak da İmralı'yı ele almış oldu. 2015 yılında çözüm sürecinin sona ermesiyle birlikte, devletin çözüm sürecini sona erdirmesiyle birlikte topluma karşı, Kürt halkına karşı ciddi bir savaş başladı. Soykırım siyaseti yürütülmeye başlandı. İşte kültürel soykırım, fiziki soykırım, siyasi soykırım hepsi birlikte yürütülmeye başlandı. Tabii bu yürütülen savaşın dediğimiz gibi bir ayağı da İmralı Cezaevi. Bu da kendini tecritle gösteriyor. 2015 yılından sonra yine dönem dönem Sayın Öcalan'dan haber alınamamaya başlandı. Hatta o dönem 50 kişi Diyarbakır'da açlık grevine girdi. Günlerce süren açlık grevi sonrası yine bir iletişim kurulabildi. Bu son 6-7 yılda totalde Sayın Öcalan'dan 2-3 kere haber alınabildi, iletişim kurulabildi. Yani tecrit son 7-8 yılda çok devamlı bir şekilde ve derin bir şekilde sürdürülüyor. İşte en son 28 aydır hiçbir şekilde haber alınamıyor. Yani bu tecritti devletin Kürt halkına karşı, Kürt özgürlük mücadelesine karşı yürüttüğü savaşın bir ayağı ve özel savaş konsepti olarak ele almak gerekiyor. Çünkü Öcalan'ın Kürt halkı nezdinde, Orta Doğu nezdinde, bu topraklarda verilen demokrasi, özgürlük mücadelesinde Öcalan'ın temsil ettiği anlayış, temsil ettiği yer çok kıymetli, çok değerli bir yer ve devlet de sistem de bunun farkında. Kendince herhalde Sayın Öcalan'ı susturarak, sesini kısarak bu mücadeleyi geriletebileceğini düşünüyor. Bu zeminden ele aldığını düşünüyorum tecridi. Bu yüzden de her geçen gün daha fazla derinleştirerek bu savaşı sürdürüyor bu şekilde. Şimdi İmralı'da tabii sürdürülen tecrit siyaseti tırnak içinde söylüyorum meşruiyetini hukuktan alıyor. Ancak bir meşruiyeti de olmadığını bilmek gerekiyor. Çünkü tüm ulusal, gerek ulusal mevzuat olsun, gerek uluslararası mevzuat olsun, tecridi kesinlikle yasaklayan bir konumda duruyor. Çünkü her hükümlünün, tutuklunun kendi ailesiyle, avukatlarıyla görüşme, telefon görüşmesi yapma hakkı kanunlarla garanti altına alınmıştır. Yani devletin, özellikle devletin elinin altında olan bir hükümlünün, tutuklunun tüm haklarını korumakla görevli olan yegane kurum devletin yargı kurumlarıdır. Devletin kendisidir. Yani bu durumda Sayın Öcalan dahil şu an cezaevlerinde yaşayan olan herkesin tüm haklarını korumakla mükellef olan kurum devlettir. Adalet Bakanlığı'dır, ceza infaz kurumlarıdır, ceza tevkif evleridir. Yani bu bunların parçalarıdır. Fakat bu böyleyken kanunlarla bu şekilde açıkken devletin kendi kanununu çiğneyerek bir hükümlüye haklarını kullandırmama haliyle karşı karşıyayız. Yani Sayın Öcalan'ın haklarını kullandırmamakta ısrar ediyor. O zaman bu durum artık hukuki olmaktan çıkıyor. Bunu nasıl yapıyor? Şu şekilde yapıyor. Hücre cezaları vererek, disiplin soruşturmaları açarak. Ama burada başka bir soru ortaya çıkıyor. Şimdi hücre cezası veya disiplin soruşturmaları açıldığını öğreniyoruz ancak nedenini ve sebeplerini öğrenemiyoruz. Bu sefer bunu size açıklamıyor ve söylemiyor. Ama şunu sormak lazım bu durumda. Peki 70 yaşına gelmiş bir insan, adada, bir adada tutsak bir insan
ne yapmış olabilir de bir hücre cezası alsın? Yani dışarıyla hiçbir iletişimi yok. Avukatlarıyla hiçbir iletişimi yok. Ailesiyle hiçbir iletişimi yok. Hiçbir şeyi yokken ne yapmış olabilir de hücre cezası verilerek görüşmeler engellenebiliyor? Ki çoğu zaman herhangi bir gerekçe dahi sunmadan, yani ara ara böyle hücre cezası, disiplin cezası gerekçeleri sunularak görüşmeler izin verilmiyor. Ancak çoğu zaman herhangi bir açıklama gereği dahi duymadan reddediliyor yapılan başvurular vesaire. O yüzden hani bunun artık hukuki bir tartışma zemini kalmamıştır. Yani bu artık tamamen siyasal bir karardır, siyasal bir yönelimdir. Sayın Öcalan'ın şahsına, temsil ettiği değerlere bir yönelimdir. Bunu bu şekilde ele almak gerekiyor. Biz yıllar içerisinde gerek Özgürlük İçin Hukukçular Derneği olsun, işte Asrın Hukuk Bürosu olsun, farklı illerden, farklı çevrelerden binlerce avukat, yani dönem dönem başvurular yaptık, imzalar topladık, her türlü yolu yöntemi denememize rağmen hiçbir şekilde bir sonuç alamadık maalesef. Bu noktada devlet kes bir şekilde tecriddi hala bir savaş yöntemi olarak uyguluyor maalesef. Ya, hukuken çözülebilecek bir mesele normalde. Yani şimdi bir zaten hukuka aykırı bir işlemin tesisi onu ortadan kaldırmıyor. Yani ortada bir hukuksuzluk var. Devletin yapması gereken şey hukuku yerine getirmek. Yerine getirmediğinde yapacağınız şey işte başvurulardır. Bu ihlalleri bir şekilde ortadan kaldırmaktır. Ancak burada da biz bir sonuç alamadığımız zaman artık iş hukuki olmaktan çıkıyor. Bu noktada artık biraz görev ve sorumluluk topluma da düşüyor, siyasi partilere düşüyor, muhalif kesimlere düşüyor. Yani önlerine bir plan program koyup bu konuda bir adım atmaları gerekiyor. Onun harici zaten hukukçular tüm gereken hukuki başvuruları vesaireyi yapıyor. Yani buradan da bir sonuç alamadığımıza göre toplumun da Sayın Öcalan'ın Öcalan'a karşı sorumluluğu var. Zira Sayın Öcalan'a uygulanan hukuksuz rejim aynı zamanda bütün Türkiye ve Kürdistan'daki bütün cezaevlerinde, zindanlarda tüm tutsaklara yönelik de yer yer uygulanıyor. İmralı Ada Hapishanesi'nde başlatılan hukuksuzluklar bir bütün olarak Türkiye ve Kürdistan zindanlarına yayılıyor. Ve orada da binlerce insana karşı bu uygulamalar işte hayata geçiriliyor. Bu yani Sayın Öcalan'a karşı doğrudan bir sorumluluk hissedilmese bile bu insanların, cezaevlerindeki insanların aileleri, anneleri, babaları, kardeşleri, eşleri, dostları bu hukuksuzluklara bir ses çıkarmak zorundalar. Yani bu oradaki bir hukuksuzluğa ses çıkarmak aynı zamanda İmralı'daki hukuksuzluğa da ses çıkarmak demektir. Çünkü bahsini ettiğimiz tüm bu hukuksuzluklar İmralı'dan doğarak topluma yayılıyor. O yüzden ciddi bir görev ve sorumluluk toplumun önünde duruyor. Yani siyasi partilerin toplumun önünde duruyor. Baro'ya başvuruda bulunduk. Baro'nun bizim müvekkilimizle görüşmemiz için bir kolaylık sağlaması yönünde, ki bağlı olduğumuz baronun da bir görevidir. Yani biz kendi mesleğimizi icra edemiyorsak, nasıl ki biz bir avukat olarak baroya karşı sorumluluk taşıyorsak, baro da kendi üyesi olan avukata karşı sorumluluk taşır. Bizim mesleğimizi icra edebilmemiz için gereken tüm girişimleri yapması gerekir. Ancak maalesef yüz yüze yaptığımız görüşmede de sanki İmralı cezaevi hiç yokmuş gibi bir tavır içindeydiler. Biz işte müvekkillerimizle görüşemiyoruz, cezaevine gidemiyoruz dediğimizde nasıl olur böyle bir şey? Herkes her cezaevine gidebiliyor şeklinde. Biz İmralı dediğimizde ya orası işte biraz özel bir yer falan, yani hukukta kişiye özel hukuk diye bir şey olmaz. Hukuk herkese hukuktur. O noktada barodan bize bir cevap vermesini istedik, bekledik. Ancak şimdiye kadar herhangi bir olumlu veya olumsuz bir dönüş yapılmış değil. Şu an Sayın Öcalan'ın durumu üzerinde sürekli bir şekilde bizim gündemimizde, yani biz daha neler yapılabileceği konusunda sürekli belli çalışmalar içerisindeyiz. Ancak önümüzde şu aşamada somut anlamda önümüze koyduğumuz bir
çalışma şu an yok. Fakat tecriddin, Sayın Öcalan üzerindeki tecriddin sürekli bir şekilde gündemde tutulması, bununla ilgili tüm dünyaya duyurmak noktasında belli çalışmalar içerisindeyiz. Onun harici hukuken dediğim gibi şu aşamada çok yapabileceğimiz bir şey kalmadı. Yani Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin kararları zaten var. Bakanlar Komitesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne gerekli düzenlemeleri yapması gerektiği uyarısını defalarca yaptı. Ancak Türkiye bu konuda herhangi bir adım atmış değil. CPT Türkiye'ye geldi, İmralı Cezaevine gitti, raporunu hazırlayıp Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teslim etti. Ancak devlet bu raporu açıklamasına izin vermiyor. Ancak CPT'nin bu konuda zaten bir açıklama yapması gerekir. Çünkü olağanüstü bir durum söz konusu. Devletin iznine gerek kalmaksızın CPT'nin bu raporu açıklaması ve Sayın Öcalan'ın durumuyla ilgili oluşan kaygıları bir an önce cevaplaması gerektiğini düşünüyoruz. Yani bu noktada tecrit sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin uyguladığı bir konsept olmaktan çıkmış. Artık bütün dünyaya yayılmış veya işte belli başlı hukuk kurumları, Avrupa Konseyi, Bakanlar Komitesi, işte AHİM, ondan sonra CPT, bunların hepsi tecritin birer parçası haline gelmişlerdir. Eğer Türkiye Cumhuriyeti sorumluluklarını yerine getiremiyorsa, o zaman bu kurumlar Türkiye Cumhuriyeti'nin onlara karşı olan sorumlulukları gereği çeşitli yaptırımlarda bulunmaları gerekmektedir. Yani bu noktada hiçbir adım da atılmıyor. Çünkü Türkiye Devleti'nin Avrupa'ya karşı bir mülteci kozu söz konusu maalesef. Avrupa'ya geçmemeleri koşuluyla Orta Doğu'daki bütün mültecileri toplayan bir ülkeye dönüşmüş. Avrupa'nın Türkiye'ye aktardığı para, işte ekonomisi ortada. Bu ekonomik kriz nedeniyle de Türkiye elinde ciddi bir koz olarak mülteci kozunu kullanıyor. Veya işte çeşitli farklı devletsel çıkarlar. Bu noktada da Türkiye'nin hep daima esas aldığı şey Kürt halkının faydasına olmayacak her şey noktasında her türlü tavizi vermeye hazır. Yani son olarak şunu söylemek gerekiyor. Sayın Öcalan şahsında tecrit, aynı zamanda bütün topluma da tecrit uygulanıyor. Özellikle Kürt halkına ciddi bir tecrit uygulanıyor. Türk halkına da tecrit uygulanıyor. Türk halkının demokrat kesimlerine, sol sosyalist kesimlerine de bu anlamda tecrit uygulanıyor. Bunu neden söylüyorum? Şunun için. Çünkü Sayın Öcalan'ı konuşmak tecrit edilmiş durumda. Sayın Öcalan'ı konuştuğunuzda, onun içinde bulunduğu koşulları, durumları anlattığınızda devletin hışmıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. En son örneğini işte Merdan Yanar'da, gazeteci Merdan Yanar'da, ki hani Öcalan'ı seven biri bile değil yani. Bırakın sevmeyi, muhtemelen saygı bile duymuyordur. Ama bir gerçeği, hukuki bir gerçeği dile getirdiği için bugün cezaevinde. Yani devletin cezalandırma politikasıyla karşı karşıya kaldı. O anlamda tecride ses çıkarmak toplumu da bir yerde özgürleştirmektir. Devletin baskı ve şiddetine bir yerde dur demektir. Bütün halkımızın, demokrasiye duyarlı bütün halkların, kesimlerin bu noktada ciddi bir tavır ve tutum sahibi olması gerekiyor. Bu ancak bu şekilde aşılabilir. Hukukla aşılabilecek bir mesele olmaktan çoktan çıkmıştır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde hukukun rafa kaldırılması epey süre önce oluşan, gelişen bir şey. Bugün kimin ağzını açsanız bir diktatörlük sistemi, AKP-MHP faşist rejimi söylemiyle karşılaşırsınız. Artık faşizmin rejim haline geldiği bir yerde hukuktan söz etmenin de çok manası yoktur. Bu noktada toplumun gerekli sorumluluğu hissetmesi, tavır ve tutum sahibi olması gerekmektedir.